camisidir. Darül hadis cami. Darül hadis ne demek? Osmanlı döneminde hadis okulu anlamına geliyor. Darül hadis yani hadis eğitimi verildiği yer. Bu cami 2. Murat döneminde 2. Murat'ın Hazreti Peygamber rüyasında görmesinden sonra yapılacak. Bu caminin türbesinde Osmanlı hanedanına ait bazı şehzadelerin türbesinde bulunmakta. Beşten farklı şehzadelerinin Osmanlı hanedanına mensup, aile mensup fotoğrafı yapmakta. Edirne uğrarsanız Darül Hadis Camisi'nde uğrayabilirsiniz. Edirne'nin en çevreci camisi olarak biliniyor. Bahçesi yeşillikler içerisinde insana huzur veren manevi bir atmosferi var. Dostlar, Edirne'deyiz. Edirne'de Şah Melek Camisi'ndeyiz. 1429 tarihli Şah Melek kimdir? 1. Mehmet ve 2. Murat döneminde yaşamış. Osmanlı döneminde vezir-i azamlarından Şah Melek Camisi'ni ziyaret ettik ve Şah Melek'in türbesi de burada bulunmakta. Osmanlı döneminin önde gelen vezir-i azamlarından birisi. Cami içerisine de girdik. Cami içerisinde çok fazla bu türbe nem kokmakta. Caminin bahçesinde ise bir hazire bulunmakta. Haziremizde ise Şah Melek'in kabri bulunmakta. Ve o Gazi Mihal Camisi'ndeyiz. Osmanlı döneminin erken dönemlerine tarihlenen bir cami. Camimizin farklı çeşitli süslemeleri var. Tunca Nehri kenarında yer almakta camimiz. Camimizin hemen sağ ve sol tarafında tapaneler var. Gördüğünüz gibi 3 basamak var. 3 basamak görebilirsiniz. Normal verildiği camilerde görürken. Camide akustiğin daha yayılması için gördüğünüz gibi cevap üstü. Geldik gelen cemaat yukarı çıkıyor, öbür gelen cemaat de arkada kalıyor. Camide akustiğin mükemmel olduğunu fark ediyoruz. Eğer Edirne'de uğrarsanız Tunca Nehri kenarında bu cami uğrayabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan yolcuları dinlediği tapane eşek veriyoruz. Sevgili dostlar, tapanede yolcular ne yapıyor? Yolcular burada dinleniyor. Tapanemizin içerisinde bir kitaplık var, bir işlerimiz var burada. Burada yolcular dinlenir ve ihtiyaçlarını giderir ve bundan sonra yollarına devam ederler. Tunca Nehri'nin kenarında bulunan ikinci Beyazıt Osmanlı Devleti'nde külliyeler pek çok fonksiyonel hizmetleri vardı. İkinci Beyazıt Külliyesi pek çok yönden hizmet etmektedir. Medresesi, şifahanesi, bir nevi eğitim merkezi, insanların geçmiş dönemde tedavi gördüğü bir yer. Caminin hemen yanında bulunan minarelerin uzak olması ve bir caminin zelzele, eğer deprem geçirecek olursa yıkılmaması hemen karşısında. Caminin hemen yan tarafında, ikinci Beyazıt Külliyesi hemen yan tarafında. Tunca Nehri ve Tunca Nehri'nin hemen geldiği ikinci Beyazıt köprüsünün makamasına Selimiye Camisi'ndeyiz. Bu cami dönemin padişahı 2. Selim döneminde yapılıyor. Mimar Sinan'ın kendisinin ifadesiyle ustalık dönemi eser olarak adlandırılır. Selimiye'deyiz. Selimiye şu anda restorasyonda 2021 yılında başlayan restorasyon 2025 yılında sürdü. Edirne Selimiye'de herkese selamlar. Edirne Eski Cami'deyiz. Edirne Eski Cami Süleyman Çelebi tarafından yapılıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde, Fetret döneminde yaşandı. Osmanlı Devleti'nde padişahsız geçen dönemde Süleyman Çelebi tarafından başlayan o tamamlanamıyor. Daha sonraki süreçte Osmanlı tahtına geçecek 1. Mehmet tarafından bu cami tamamlanacak. Bu camide Rukni Emani olarak adlandırılan Kabe'den getirilen özel bir taş var. Sayı gösteren bir taş. İlaveten buranın vaaz kürsüsünde Hacı Bayram Veli vaaz verdiği için bundan saygı amacıyla cami imamları burada vaaz vermekte. Üç şerefli camimiz neden üç şerefli cami olarak adlandırılıyor? Minaresinde gördüğünüz gibi üç tane şerefe var. Üç şerefe olduğundan dolayı camiye üç şerefli cami deniyor. Cami Osmanlı döneminin erken dönem yapılarından klasik dönem yapılar arasında sayılabilir. Cami iki ana taşıyıcı kubbe fil paye var. Onların üzerinde taşınıyor. Doğu batı doğrultusunda uzanan bir cami. Cami bundan dolayı önemli. Taş kapısı Edirne'de bulunan camiler arasında taş kapısı önemli yapılar arasında önde gelen bir yapı. Taş kapısıyla biliniyor. Edirne'de bugün pek çok camiyi gezdik. Gezdiğimiz camiler arasında en sakin olan camiler arasında üç şerefli cami vardı. Selimiye olsun, gezdiğimiz farklı camiler olsun. Bayağı yoğunluk vardı. Gazi Mihal Camisi'ndeyiz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu önemli. Köse Mihal'inde yakın akrabası olan Gazi Mihal Camisi'ndeyiz. Gazi Mihal Camisi'ni sizlere farklı açılardan gösteriyoruz. Hemen yan sağ tarafımızda ise Gazi Mihal'in yaptırdığı, aslında Bizans dönemine ait Gazi Mihal Köprüsü olarak adlandırılan bir köprü var. Gazi Mihal tarafından tekrar aslına yakın onarıldığı için Gazi Mihal'in adıyla da anılmaktadır. Tamam. Evet dostlar, devam ediyoruz. Gazi Mihal Köprüsü'ndeyiz. Gazi Mihal Osmanlı Devleti kuruluş döneminde önemli köprü çalışmalarında bulunmuş birisi. Bizans döneminde yapılmış bu Gazi Köprü aslında köprü. Ama aslına yakın çok sağlam şekilde Gazi Mihal onarıp hizmete sunduğu için Gazi Mihal Köprüsü olarak da
Adana Makyat'ta Hasan Gülşen Hazretleri'nin türbesindeyiz. Hasan Gülşen Hazretleri'nin türbesinde olan bir mezar taşını sizlere okuyacağız. Evet, yakın çekim alalım. Huvel Baki, ikinci orduyu Hümayunu Seyyar topçu 9. alayının Mir alaylığından mütekaid, yani Mir alaylıktan emekli olmuş. Merhum ve mağfurul muhtaç ile rahmeti Rabbil gafur el haç Muhammed Şevki Bey'in ruhu için El Fatiha 1315 tarihli 20 Zilkade arkadaşlar. Kırklar otogarının hemen yanında bulunan Osmanlı mezar taşlarının bulunduğu bir mezarlıktayız. Burada bulunan Osmanlı mezar taşları belki son zamanlarını yaşıyor. Pek çok kötü durumda. Bu Osmanlı dönemi mezarlığın tadilattan geçirmesi gerekiyor. Ayağa kaldırılması gerekiyor. Yoksa bu kadar son mezar taşları da yok olacak. Bir dönemler Kırklareli mezarlığının bulunduğu bu çevre çok daha geniş bir mezarlıktı. Şu anda Kırklareli otogarının bulunduğu yerde bir dönem Osmanlı mezarlıkları var. Çok geniş bir alandı. Şu anda çok küçük bir alan kaldı. O da yok olmak üzere. Sizlere çok harika sanatlı taşlardan, örneklerden göstereyim. Gördüğünüz gibi çok harika. Bitkisel motiflerin yer aldığı bir mezar taşı görmekteyiz. Eğer bunlar yok olursa yarına ait büyük bir kültürel miras yok olacak.